Merhabalar. Bu eğitim setinde Golang programlama dilini inceleyeceğiz. Eğitim setine başlamadan önce temel olarak Golang'in ne olduğunu, nasıl faydalanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ama çok detaylara girmeyeceğim. Hani mimarisinden, derleyicisine vesaire. Bunu yeni başlayanlar için çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Ama ileriki safhalarda detaylı anlatımlar da yapıyor olacağım. Bunları en temelde anlatmayı şu an için doğru bulmuyorum. Öncelikle Golang programlama dili Google'ın geliştirdiği bir dil ve geliştirilme amacı da Google'ın kendi altyapısında C++, Java, Python vesaire gibi birçok sistem seviyeli dillerle geliştirme yaparken karşılaştığı sorunları çözecek bir yeni programlama dili çalışması. Bunu zaten geliştirdikten sonra birçok forumda ve internette görebileceğiniz, okuyabileceğiniz üzerine kendi altyapısında da kullanıyor bu programlama dilini. Gerek DNS sistemleri olsun, gerek Google'ın çekirdek altyapısı olsun, C ve C++'da karşılaştıkları sorunları farklı şekillerde çözebilmek için kullanıyorlar. Tabi bu C++'ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece hiçbir dil mükemmel değildir. Ve bu dillerdeki eksiklikler ya da kendilerine göre daha sıkıntılı gördükleri yanları Golang ile kapatmak gibi bir düşünceleri var. Sonuçta kendileri kendi ihtiyaçlarına göre tasarlıyorlar. Ve C dili geliştirilirken ya da C++ geliştirilirken bu kadar devasa web altyapısı olmadığına göre haliyle çok detaylı ve ileriye dönük bir düşünceyle geliştirilmesi mümkün değildi. Golang'in geliştirilme amaçlarından bir diğeri de programlama dilinin hızlı derlenebilmesi ve içerisinde gerçekten çok az sayıda ve en gerekli özelliklerin bulunarak az sayıda keyword ile programlama dilinin efektif çalışabilmesini sağlamak. Hem hızlı öğrenebilme, hem hızlı geliştirilebilme, hem de gerçekten geliştirilen uygulamanın çok hızlı olması üzerine kurulu. Golang ile ilgili temel bilgileri alabilmek için öncelikle Golang.org web sitesine giriş yapabilirsiniz. Burada çok basit bir şekilde istediğiniz bilgileri elde edebilirsiniz. Sol üst tarafta şurada bir demo alanı var. Öncelikle buradan başlayabiliriz. Bu en temel, en basit anlamda bir programlama dilini öğrenmeye başlarken Hello World yazma, Merhaba Dünya yazma olayını anlatıyor. Go ile bir package tanımlıyor. Buradaki kodu incelemek gerekirse. Bir package tanımlıyor ve bunu main adında bir tanımlamayla gerçekleştiriyor. Ve içerisinde de daha sonra anlatacağımız bir FMT kütüphanesi var. İçerisinde gömülü olarak geliyor bu dille birlikte. Formatlama ile ilgili ekrana bir şeyler yazma, işte burada gördüğünüz print line vesaire gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzerine geliştirilmiş formatın kısaltılmışı. Bunu tanımladıktan sonra func main adında bir ana metot, main metodu yazılıyor. Bu main metodunu temel prensipte diğer programlama dillerini Java, C, C# vesaire gibi biliyorsanız main'in ne olduğunu tahmin edersiniz. İlk önce çalışacak olan metot, başlangıç metodumuz. Bunun içerisinde de fmt.println ile ekrana bir yazı yazıyor. Burada dikkat ederseniz farklı bir dil, Çince ya da Japonca ile bir metin yazılmış. Bu da dilin farklı, bu programlama dilinin farklı dilleri de destekleyebildiğini göstermek için böyle bir çalışması var. Burada run butonuna bastıktan sonra çıktığı görebiliyoruz. Online olarak kullanılabiliyor yani bu. Sağ üst tarafta Document, Package, Deep Project vesaire gibi alanları var. Ondan önce Golang'i bilgisayarınıza indirmek için
buradaki Download Go butonuna tıklayabilirsiniz. Bir download sayfası açılıyor. Buraya birazdan geleceğim. Ana sayfası gayet basit, temel bilgileri içeriyor. Golang kendi içerisinde gömülü, built-in bir kütüphane ile birlikte geliyor. Temel özellikleri içeriyor bu. Bunları da paketler sekmesinden görebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru indiğiniz zaman kullanabileceğiniz default olarak gömülü olarak tanımlı bazı yararlanılabilecek paketleri kendi içerisinde tanıtıyor. Bunlardan mesela sık kullanacağınız FMT paketi burada görülüyor. İsterseniz bunun detaylarını, içeriklerini inceleyebilirsiniz. Tıkladığınız zaman ekrana nasıl yazı yazdırılır, bunun işte hangi karakteri kullanırsam nasıl bir formatta çıktı alır vesaire gibi temel bilgileri içeriyor. Bu şekilde. Geriye çıkıyorum. Birçok farklı paketi var kendi içinde. İşte IO paketi var. NetHttp gibi paketi var. Mesela şurada NetHttp. Bu HTTP üzerinde client server işlemlerini çok hızlı yapabilmenizi sağlayan bir çekirdek paket diyebiliriz. İşte reflection işlemleri için Reflect paketi var mesela. Örneğin bir değişkeniniz var. Bu değişkeni değişkenin işte type'ını, tipini öğrenebiliyorsunuz. Ona göre işlemler yapabiliyorsunuz vesaire. Mesela şurada dikkatinizi çekmiştir. Runtime var mesela. Bunun içerisinde CGO var. CGO aslında burada özetle şunu söylemem gerekiyor. Bunu açıklamaktan ziyade. Golang programlama dili kendi içerisinde C++ kodlarını yazıp Go içerisinde derleyebileceğiniz bir yeteneğe sahip. Hatta bunun Python'la çalışabilen versiyonu da var. Python'da destekliyor. İç içe çalışabiliyor. Yani bir Go projesi içerisinde C ya da C++ yazıp bunu derleyebilirsiniz. Bu şekilde gelişmiş bir desteği var. Ve bunu natif olarak destekliyor. Bunun için de CGO kullanmanız lazım. Bunu birçok farklı pakette şöyle karşılaşabilirsiniz. Mesela onları da göstereceğim. Örneğin GitHub üzerinden bir linki. Tabii bunları proje geliştirmeye başladığımızda anlatacağım. Daha çok sık sık göreceksiniz. Örneğin GitHub üzerinde geliştirilmiş bir open source proje var. Ya da herhangi bir küçük kod var. Bunu Go içerisindeki projenize import edebilirsiniz çok rahatlıkla. Sadece linki import kısmına yazmanız yeterli olacak. Bunu yazdığınız zaman onu projenize dahil ediyor. Tabii bunu komut satırından işte projenize download ederek de yapabilirsiniz. Doğrudan kurarak da yapabilirsiniz falan. Böyle detayları var ama temel olarak GitHub üzerindeki bir projeyi doğrudan Go içerisinde import ederek kullanabiliyorsunuz. Burada CGO ile ilgili olan kısım şu. Bazı GitHub projeleri yani Go ile yazılmış ama arka planda CGO kütüphanesini, paketini kullanır. Bu da bilgisayarınızda GCC derleyicisiyle bunu derleyebileceğiniz anlamına gelir. Eğer bilgisayarınızda GCC C ya da C++ derleyicisi yoksa bu CGO destekli uygulamaları ya da kod kütüphanelerini uygulamanız içerisinde derleyemezsiniz, çalıştıramazsınız. Bu tür şeyleri ekstra olarak anlatıyorum şimdilik. İşte string conversion işlemleri için str.com vesaire var. Çok temel ihtiyaçlar için geliştirilmiş şeyler bunlar ama birçok şeyi yapabiliyor işlemi. Mesela matematik için var. İşte matematik big, complex vesaire, random işlemler için. Bunları örneğin en temel ihtiyaçlarda gene database işlemleri var. Burada SQL ve driver kısmı var. Gene projenize import ederek bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela driver kısmından. Import da çok basit. Şöyle database slash işte SQL ya da ekstra driver'ı da
yazabilirsiniz. Ben şu driver'ı kullanmak istiyorum diye. SQLite vesaire gibi temel desteklenebilen şeyler var. Burada örnekler var. Geçiyorum. Açıklamalar. Dowland kısmına geldiğimde burada tabi Go programlama dili cross platform çalışabiliyor. Yani hem Windows hem Apple hem de Linux için bunu derleyebiliyorsunuz. Uygulamalar da geliştirebiliyorsunuz. Bunların versiyonları burada yer alıyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şu an 1.7.4 versiyonu var. Kaynak kodunu da aynı şekilde buradan indirebiliyorsunuz. Farklı versiyonları da var. Paket kısmını bu şekilde geçtim. Bunlar özet bilgilendirme alanları. Şu kısım önemli. Play mesela. Play şöyle ayrıyeten ben açayım. play.golang.org web sitesinde size bir web arayüzüne sahip bir komut satır alanı açıyor. Burada gerçekten bir Golang uygulamasını yazıp çalıştırabilirsiniz. Burada run butonuna bastığınız zaman çalışır. Ana sayfada zaten gösterdiğim test işlemlerini burada da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Örneğin şöyle run dediğimde hello Godr diye çıktısını alabiliyoruz. Godr nedir? Godr'da benim kişisel olarak kendi makalelerimi yayınladığım cihanosan.com'a sadece Go odaklı olarak oluşturduğum bir community blog çalışması. Burada sadece benim değil farklı Go uzmanı arkadaşlarının da makalelerini görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben elimden geldiğince Go uygulamaları, kodları vesaire yazmaya çalışıyorum. Uzman arkadaşlar da zaman zaman kendi uzmanlıklarına göre kodlar, makaleler yazabiliyor. Benim kendi blogumda da gene buradaki Go etiketi üzerinden makalelere ulaşabilirsiniz. Aynılarını buradan da görebilirsiniz. Bir de Digibil.com çalışmamız var. Burada da ücretli ücretsiz birçok eğitim seti var. Mesela Java programlama dili ile ilgili Kerim Fırat Hoca'nın hazırladığı 85 saatlik ücretsiz bir eğitim seti var. Şu an 1055 kişi takip ediyormuş. Bunlardan da yer alabilirsiniz. İleride tabi Go eğitimlerini de burada yayınlayacağım için bunu da göstermemde yarar var. Benim farklı eğitimlerim de ve profilim de burada mevcut. Birçok farklı alanda çalışmalarımız var. Gelecek olursak burada şimdilik Golang girişle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ama ek olarak bilmeniz gereken şu var. Golang ile ilgili kullanabileceğiniz editörler neler kullanabilirsiniz? Ben bunun için şahsi kullandığım şeyleri de söyleyeceğim. Ama öncelikle Golang şöyle editörlere bir bakalım. Mesela birkaç tanesi. Open source geliştiricilerin yakından tanıyacağı Sublime Text 2 uygulaması var. Bunu tercih edebilirsiniz. IntelliJ'in Go plugin'i ile kullanımı söz konusu. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ya da Light IDE var. Bunu da birçok kullanan Go geliştiricisi var. Mesela bunu kullanmadım ben. InType. Ya da NetBeans'i gene bir eklentiyle, pluginle kullanabilirsiniz. Eclipse de aynı şekilde. TextMate, Komodo Edit, Zeus vesaire. Ama burada mesela olmayan birkaç tane söyleyeyim. Hatta sık kullanılanlardan bir tanesi. Birkaç tanesi. Birincisi bunun için herhangi bir editöre ihtiyacınız yok. Normal C programcılarının bildiği gibi normal bir text notepad'le de yazıp bunları derleyebilirsiniz. Ama işimizi kolaylaştırmak için tavsiye edebileceğim Atom.io var. Atom editörü ya da Visual Studio Code var.
Ben aynı zamanda C# geliştiricisiyim. Yani Visual Studio ortamına alışığım. Bunun ücretsiz olarak geliştirilmiş bir versiyonu diyebiliriz Microsoft tarafından. Visual Studio Code. Kendi içerisinde şuradaki screen'de de görebileceğiniz gibi bunu kurduğunuz zaman defaultlı TypeScript vesaire destekliyor. Open Source dilleri de destekliyor. Zaten geliştirme amacı bu şu an. Bir tane Go eklentisi var. Bunu Extensions kısmından aratarak install dediğinizde artık Go destekli bir editöre sahip olursunuz. Ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelişmiş bir editör. Tavsiye ederim. Ben hem Atom'u hem Visual Studio'yu kullanıyorum kodu. Muhtemelen örneklerimi Atom üzerinde yapacağım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.